İsrail'in askeri başarısızlığı yetkililerin ve İsrail basınının manşetlerine yansıdı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzl Harevi 2024'ün zorlu geçeceğini söyledi ve bütün yıl Gazze'de savaşacağız. Orası kesin şeklinde konuştu. İsrailli 7 o Tahron gazetesi de İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 60 milyar dolar harcadığını ancak hedeflerine ulaşamadığını söyledi. Askeri açıdan başarısız olan İsrail'in Filistin'de sivillere saldırıları devam ediyor. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin yaptığı açıklamaysa askeri başarısızlıklarının itirafını nitelikte. Halevi, Batı Şeria'ya yaptığı ziyarette 2024'ün zorlu geçeceğini söyledi. Bütün yıl Gazze'de savaşacağız, orası kesin şeklinde konuştu. İsrail'i Yedi Ot Ahranot gazetesi de en pahalı başlığıyla paylaştığı haberde, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 60 milyar dolar harcadığını ancak hedeflerine ulaşamadığını yazdı. El Kassam Tugaylarının yaptığı açıklamalar İsrail Genelkurmay Başkanı ve İsrail basınını doğrular nitelikte. Kassam Tugayları, abluk altındaki Gazze şeridinin orta kesimlerindeki çatışma bölgelerinde çok sayıda İsrail askerini öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu. Açıklamada ayrıca çok sayıda İsrail zırhlısının roketlerle vurulduğu da kaydedildi. Hamas önderlerinden Usama El Hamdan ise Gazze'de düzenlediği basın toplantısında İsrail güçlerinin Gazze şeridinin kuzeyinden çekildiğini ve Gazze şeridinin batısında bulunduklarını açıkladı. Usama El Hamdan, Amerika'nın İsrail'e sağladığı desteğe dikkat çekti. Hamdan, Amerikan yönetiminin Siyonist varlığı silahlandırmaya devam etmesinin saldırganlıktaki ortaklığının bir teyidi olduğunu söyledi. Lübnan Hizbullah'ı ile Irak'taki direniş güçleri de İsrail ve Amerikan üslerini hedef aldıklarını açıkladı. Sahada İsrail yenilirken dünya halklarının Filistin'e desteği de artarak devam ediyor. Hafta sonu Bosna Hersek, Belçika, Amerika ve Kanada başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde Filistin'e destek eylemleri düzenlendi. Evet, Akşam gazetesi vermiş birinci sayfasından 60 milyar dolar harcadık, başaramadık diye. sabah gazetesi de herhalde 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi söylüyor. İsrail basını böyle yazdı, 60 milyar dolar harcadık, başaramadık. İsrail basını ülke ekonomisini olumsuz etkileyen Gazze işgalinde ordunun belirlediği hedeflere ulaşamadığını yazdı. 7 Ot, 7 Ot Ahronot gazetesi ne demek ya? Yedi ot, ahronot. Mustafa bir yazsana telefonla. İsrail, İbranice'den çevir falan de bakalım ne çıkacak ha. Bak merak ettim şimdi. Kediyi de merak öldürürmüş ya. Yazsana çocuğum. Yedi ot, ahronot. <laughs> Allah Allah. Ben <laughs> arsam şey gibi çıkıyormuş. Yeni şafak falan gibi bir şey çıkıyormuş. Neyi bileyim? Ahronot gazetesi en pahalı savaş başlıklı haberinde taktik başarılara rağmen Hamas'ın askeri yeteneklerinin ortadan kalkmadığını yazdı. Haberde 60 milyar dolar harcanan operasyonla birlikte güvenlik, eğitim ve sığınmacı konularında ciddi sıkıntılar ortaya çıktığında altı çizildi. Altı çizildi. Eyvah. Aynen aynen. İsrail gazetesi Yediot Ahronot en pahalı savaş İsrail hedeflerine henüz ulaşamadı. Üç ay sonraki durumun çerçevesi başlığıyla haber yayınladı. Haberde İsrail ordusunun Gazze şeridine Ekim ayında başlattığı kara harekatında taktik açıdan pek çok başarı elde ettiği, ancak Hamas'ın askeri yeteneklerini ortadan kaldırmak ve İsrail'in esirleri kurtarmak gibi hedeflerine ulaşamadığı kaydedildi. <laughs> Kassam Tugaylarının lideri Muhammed e, Daif ve yardımcısı Mervan İsa, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Yasin var gibi üst düzey yetkililerin halen aktif olduğuna işaret edilen haberde ordusunun Hamas'ın kıdemli yetkililerini ortadan kaldırma hedefinde de başarılı olamadığını aktardı. Gazze'ye yönelik saldırıların maliyetinin 59,35 milyar dolara ulaştığını belirtilen, e, ulaştığı belirtilen haberde İsrail'in saldırılarının ülkedeki ekonomik ve eğitimin yanı sıra sığınmacılar ve İsraillilerin kişisel güvenliği üzerinde de olumsuz yansımaları olduğu vurgulandı. İsrail'in Gazze sınırından tahliye edilen 125 bin yerleşimcinin masraflarını karşıladığına ve bunun maliyetinin milyarlarca dolar olduğu aktarıldı. Gazze'deki saldırıların ekonomiye zarar verdiği ve küresel desteğin her geçen gün azaldığına dikkat çekildi. Öyle işte abi, parayla saadet olmuyor ne çıktı? Ha, yedi ot, ot, bak ne demekmiş tam Türkçe karşılığı son haberler. Son haberler gazetesinin verdiği bilgiye göre diyeceğiz bundan sonra değil mi? Bak Mustafa merak neden iyidir biliyor musun? Böyle bilmeden konuşmazsın, bilerek konuşursun. Herkes bundan sonra yedi ot, ot diyecek. Kimse bir şey anlamayacak. Ama ulusal kanal izleyicisi yedi ot, ot denildiğinde son haberler demek olduğunu bilecek. Edeceksin ki ne işine yarayacak? Bilmek ya, bilmek, bilgi. Şu kadarcık bir kırıntısı bile çok kıymetli. Hazreti Ali ne diyor? Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurumdu. Merhaba arkadaşlar ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı aşağıda galiba değil mi? Heh, oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için Ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.